Efendim merhaba. Bugün İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan iki kıymetli misafirim var. Çok özel onlar. Birincisi, hoş geldiniz. Hasan Nihazi Tura. Hoş aman efendim, efendim, ne kadar mutluyum size anlatamam. Tamam, ve tamam, Özgecan Günöz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, çok meziyetleriniz var. Ben sizin kim olduğunuza dair bir başlangıç yapmadım. Sizi size anlattırmak istiyorum efendim. Çok gençsiniz, çok başarılısınız. Sizden başlayalım Nihazi Bey. Hay hay. Nihazi kardeşim diyeyim, ne diyeyim, çok gençsiniz. Sağ olun efendim, mahcup ediyorsunuz, teşekkür ederim. Sizi ben orkestrayı idare ederken şefliğinizle tanıdım. Bu gencecik dedim, ne güzel bir koca orkestrayı yönetiyor ama buraya gelinceye kadar kim bilir ne evrelerden geçti. Ve çok kıymetli bir babanız var. Lütfen biraz çocukluğunuzdan bahsedelim ve hemen küçük hanıma geçelim. O da çok başarılı bir keman virtüözü. Evet, evet, buyurun. Teşekkür ederim efendim. Mahcup ediyorsunuz, sağ olun. Ben Yalçın Turan'ın oğlu olarak dünyaya gelme şansıyla başladım. Ve yani şöyle söyleyeyim, çocukluğunuza inelim dediniz. Çocukluğumuzda hepimiz hayaller kurarız değil mi? Astronot evet, olacağım, mühendis olacağım, mimar olacağım. Benim yok öyle hatırlamıyorum öyle bir şey. Yani çünkü hep hatırladığım hep müzik, hep bir nota kağıdı, hep bir partisyon, hep öyle bir müzikle yoğrulmuş, hani anasının karnından müzikle öyle, gelmiş öyle gibi. Ama aynı şey Özgecan Hanım için tabii de geçerli, o da ona spoiler vermeyeyim şimdi. böyle müzikle yoğrulmuş bir şekilde geldim ve çok küçük yaşımdan itibaren kendimi sahada buldum diyeyim. Mimar Sinan Konservatuvarı'nda kemanı bitirdikten sonra da bir yandan zaten hem babamla hem de çok kıymetli hocam Hasan Uçarsu ile kompozisyon çalışıyordum özel olarak. Sonra bir bakanlığımızın açtığı bir beste yarışmasına girdim. Orada bir ödül aldıktan sonra böyle bir çorap söküğü gibi bir şeyler gitmeye başladı. Bir yandan çok kıymetli hocam Gürer Aykal'la bir özel orkestrada beraber çalışıyorduk. O da bir nevi benim elime o sopayı ilk takdim eden kişidir. Çünkü ben ona bir bu yarışmadan sonra partisyonumu götürmüştüm, takdim etmiştim. Bir sonraki provada beni yanına çağırdı, sen benim asistanım olacaksın dedi. Böyle ve hani genel provalarda şurada burada falan böyle yönettirmeye başladı. Sonra birlikte çok güzel çalıştık kendisiyle. Derken yine çok kıymetli başka bir hocam Rengim Gökmen'le Hacettepe Konservatuarı, Ankara Devlet Konservatuarı'nda da şeflik yüksek lisansa başlamış bulundum. O esnada Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'na Özgecan Hanım'la beraber girdik. Böyle bir şeyler birbirini izledi, domino taşı gibi. 2010 senesinde ben Hacettepe'den mezun oldum, şeflik diplomamı aldım. Hem keman, hem bestecilik, hem şeflik, üç karpuz bir arada ne kadar götürdüm? İşte bir süre gitti. Ondan sonra 2018 senesinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'na şef yardımcısı olarak tayin oldum. Bir senedir de genel müzik direktörlüğünü vekaleten üstlenmiş hem bulunuyorum. Hem de yöneticilik yapıyorsunuz evet, bir yerde de. Evet. Böyle işte bir yandan beste çalışmalarımız sürüyor. İşte keman Allah'tan böyle hani Özgecan Hanım gibi çok süper kemancılar olduğu için gönül rahatlığıyla kemanı şimdi rafa kaldırdım. Onu daha çok keyif evet, için çalıyorum diye. Detayları konuşacağız şimdi efendim. Aynen. Şöyle bir özet geçtik. Hayır, Özgecan Hanım hadi bakalım. siz nasıl böyle bir aileden gelen bir müzik ailesinden misiniz? Evet, benim de hikayem biraz aslında Hasan'ınkine benziyor. Evet, benim de ailem müzisyen. Annem opera sanatçısı, soprano. Şu an emekli. Babam viola sanatçısı. O da opera orkestrasında çalışırdı. O da emekli. Ablam var bir tane kız kardeşim. O da keman sanatçısı. Aynı orkestradayız biz. Müzisyen bir aileden geliyorum. Dolayısıyla evet, ana karnından başladı dedi müzik yolculuğum. Aynen benim de öyle. Bütün çocukluğum opera kulislerinde geçti. Annem hazırlanırken onu işte izlerdim. Makyaj yapılmasını, kostümlerini giymesini. Aynı şekilde babam bize her cuma CSO, Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası konserlerine götürürdü.
Hep böyle konser salonlarında, operalarda geçtiği için çocukluğum, benim de sanki başka bir şansım yoktu başka mesleği seçmeye gibi. Sizin oyuncaklarınız yoktu herhalde bir yerde. Oyuncak bir kemanım vardı mesela. Nasıl vardı değil mi? Şimdi sizin hayatınıza ben şöyle bakıyorum. O kadar gizemli ki bir devlet senfoni orkestrasını dinlerken bir konserde herkesi şöyle gözümün önünden geçirdiğim zaman kimin nasıl bir hayatı vardı acaba? Hep sanki müzikle iştigal ediyorlardı ve onların oyuncakları yoktu ve hep enstrüman çalarak yaşıyorlar gibisinden bir hayal gücümüz oluyor. Özel hayatınız sanki hiç yok. O yüzden bir gizeminiz var. Sizi konuşturduğumuz zaman siz de normalsiniz tabii. Siz de öyle derler ya, sanatçılar yemek yer mi, içer mi filan gibi konuşurlar. Çünkü halk onları gözünde öyle büyütür, öyle idolsünüzdür ki benim gözümde de senfoni orkestrası öyle idollerle dolu. Yani çok önemli bir yaşam biçimi ve çok zor ve devamlı çalışma içerisindesiniz. Öyle yan gelip çok yatamıyorsunuz. Çok büyük bir adanmışlık istiyor. Bir adam. Çocuk yaştan itibaren. Evet. O yüzden söyledikleriniz doğru. Benim mesela yazlıktaki çocukluk arkadaşlarım hala şöyle hatırlar. Biz denizdeydik, baban seni çağırırdı, sen eve gider keman çalışırdın. Ya. Böyle hatıralar var çocukluktan kalma. Ama yani tabii ki oyunda oynadık, tabii ki arkadaşlarımız da oldu. Tabii. Ama dediğiniz gibi, evet. Değil mi? Evet. Kolay bir şey değil, karar vermek de. Müzikle iştigal eden bir aileden geliyor olabilirsiniz ama hiç alakanız olmaz ve protesto da edebilirsiniz. Kolay bir şey değil bu yani. Aileden gelen yolu devam ettirmek bir şey. Bunu sabırla devam ettirmeye çalışıyorsun. Ruh sağlığını da yerinde tutarak. Hiç kolay. Sanıyorum şey ailelerimizin de burada çok büyük etkisi var. Çok. Tabii doğru yönlendirmesi ve doğru motive etmesi. Çocuğu sıkmadan, bunaltmadan, baskı kurmadan. Değil mi? Çok doğru değil yani. Değil mi? Aynı şekilde ben de katılıyorum. Yani anne babaların da emeği büyük her ikimizde çok, de. Çok. Ya okulda yani. Okuyorsunuz. Birçok çocuk konservatuvarda okuyor. Kaç kişi müzisyen oluyor? Kaç kişi virtüöz oluyor? Çok seçilmişler. Parmakla sayılacak kadar değil mi efendim? Doğrudur. Kesinlikle. Yani bunun arka tarafını da öğrenmek istiyorum. Bunun o hani o mutfak kısmını ve nasıl bir yaşamla buralara kadar geldiniz ve bir senfoni orkestrasının içerisinde olmak nasıl bir ruh hali? Bizim işimiz 7 gün 24 saat süren bir iş. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Devlet senfoni orkestralarının periyodik konserleri olur. Her hafta gerçekleştirdikleri. Onun haricinde eğitime yönelik konserler olur. Eğitim konserleri dediğimiz turnelerimiz olur. Çok önemli yer kaplayan festival konserlerimiz olur. İstisnai konserlerimiz olur, özel konserler, anma konserleri vesaire. Farklı disiplinlerle ortak yaptığımız konserler olur. Her halükarda çok kalabalık bir takvimimiz olur. O yüzden 7-24 süren bir mesleğimiz vardır. Yani aslında provalarımız belki 3 saat, 4 saat sürer ama o provalardan ziyade onun arka planında bireysel çalışmalar, bir yanda orkestra sanatçılarının yaptığı grup çalışmaları, bir yanda idari işler apayrı zaten, onu belki bu program harici tutalım bence. özetle yani 7 gün 24 saat süren bir iş. Çünkü her şeyden önce şu var, yani iyi bir sanatçının, iyi bir keman sanatçısının, iyi bir viyonsel sanatçısının, flüt sanatçısının vesaire günde en az 4-5 saat zaten bireysel çalışmasını yapması lazım. Ki o formunu bir seviyede devam ettirebilsin ve ilerletebilsin. Ya. Bu böyle bir şey. Onun üstüne orkestrada gelip beraber yaptığımız çalışmalar. Bu çalışmaların öncesinde toplanarak nasıl bir program oluşturacağımız, nerelere nasıl bir turnelerle gideceğimiz, sanatsal seviyemizi yükseltmek için neler yapmamız gerektiği vesaire, bunlar hep çok ciddi hem bedensel hem de ruhsal olarak ya çok yoğun bir şey içerisindesiniz, stres içerisindesiniz. Tabii. Sadece
AKM'de çalışmıyorsunuz. Eve gittiğiniz zaman da çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Aynen. Evet. Ve uyuyamıyorsunuz. Bizim, yarın eğer konseriniz varsa. Bizim çalışmamız asla sadece provalarla sınırlı değil. Mümkün değil. Evet. Tabii. Bireysel çalışmalar çok önemli bir yer kaplıyor. Öncesindeki hazırlık süreci biraz önce anlattığı gibi evet. Hasan'ın. Dolayısıyla evde de o çalışmaların hep devam etmesi gerekiyor. Ben birazcık spora benzetiyorum aslında yaptığımız evet, işi. Formda evet. kalmak derken nasıl ki sporcular düzenli antrenman yapmaları gerekir ki sürekli formda kalsınlar. Enstrümancıların da aslında durumu tamamen böyledir. Düzenli olarak bireysel çalışmak gerekir ki formda kalabilelim. Yoksa çok nankör bir mesleğimiz var, hemen gerilemeye başlıyoruz. Tutuyor değil mi? Evet. Evet. Baş kemancı nasıl olunuyor? Baş kemancı denir. Bütün o orkestraları izlerken ve birçok yabancı kanallarda da izliyoruz. Bir baş kemancı oluyor. Onun eli sıkılır önce. Bu nasıl bir şeydir? Nasıl seçilir? Onun başarısıyla mı ilgili? Güzelliğiyle mi ilgili? Bir de hep güzel oluyorlar. Teşekkür ederim. Tabii ki başarısıyla ilgili tabii, ve tabii, tabii ki sadece çalmak anlamında değil, bir takım liderlik özellikleri de gerektiren. Çünkü orkestranın yüzü oluyorsunuz bir yerde. Bizim orkestramızın genel müzik direktörü olduğu gibi aynı zamanda her hafta gelen misafir şefleri de oluyor. Evet. Her cuma başka şefler gelip başka programlar çalıştırıyor. Bu gelen misafir orkestra şeflerinin birebir iletişim kurduğu ilk insan aslında baş kemancı oluyor. Öyle midir? Tabii yani provalarda da örneğin İngilizce konuşuluyorsa baş kemancı çeviri yapar orkestraya ya da orkestra şefinin istediği sanatsal, müzikal şeyleri anlayıp, özümseyip orkestraya bunu ifade eder. Hem kendi çalışıyla hem beden diliyle. Bir yerde orkestra ile şef arasındaki köprü, diyalog, bağlantıyı kurar diyebilirim. Kişi. Evet. Bu sadece kemancı mı oluyor yoksa piyanoda da oluyor mu? Başka bir enstrümanla da olabiliyor mu? Senfoni baş dediğimiz. Senfoni orkestrası da kemanlı olur. Hep kemanla mı olur? Çünkü zaten senfoni orkestrasının terkibi gereği kemanlar en kalabalık grup ve en hani leading, en böyle başı çeken grup olduğu için evet. birinci kemanların başında oturur baş evet. kemancı. Ve orkestranın, Özgecan'ın da çok güzel anlattığı gibi orkestranın aslında omurgasıdır şey olarak. Çünkü hani genel müzik direktörünün yöneteceği şey, konser sayısı bellidir. Onun dışında periyodik konserlerde, başka projelerde başka şefler gelir ve o uyumu, orkestrayla uyum konusunda şefin yanında bir numarada olan kişi baş kemancıdır. Çok önemlidir o yüzden. Şöyle söyleyeyim, mesela başka müzik gruplarında, mesela konser bandolarında da klarnettir. Çünkü orada da en kalabalık klarnettir. Anladım. Aynen. Ama mesela opera orkestralarında da keza baş kemancı. Çünkü yine aynı yani senfonik orkestra gibidir o şey. O da. Çok ama enteresan. Orkestralarda evet. diğer enstrüman gruplarının da kendi birincileri var tabii ki. Demin ki sorunuza cevaben onu söyleyebilirim. Evet, grup lütfen. Şefi diyoruz onlara evet. ya da işte birinci flüt, birinci oboa gibi adlandırılabilir. İkinci keman grup şefimiz var, çello grup şefimiz var gibi. Her grubun kendi başı da var. Kolay değil tabii ki. Onlar olmazsa belki bir karmaşa oluyor ve grubu yönetiyor, yani kendi grubunu yönetiyor. Tabii. Peki her müzisyen şef olabilir mi? Her keman çalan şef olabilir mi? Şeflik dediğiniz şeyin imtihanı, sınavı ve eğitimi nasıl bir şey? Şimdi o çok esprilere de açık bir şeydir. Yani çok bilinen bir espri var, işte elinden bir şey alıp sadece sopa kalınca değil, şef oluyor en diye. En zor, en zor. Ben ona yani tabii ki tabii. gülmek için hoş tabii, böyle tabii, şeyler tabii. de. Şimdi halk arasında var. Orkestra şeyler. Şefliğinin şöyle bir numaralı handikapı şu. Şimdi bir kemancının, bir flütçünün, bir violonselcinin şansı alır enstrümanın, piyanist alır enstrümanın çalışır. Orkestra şefinin öyle bir şansı yok. Orkestra şefinin yetişmesi de zaten belki bir hani bir nevi bir hani yüksek bir risk diyeceğim. Hani biraz abartmış olacağım ama şu açıdan risk. Yani çünkü orkestra şefi müziği çok iyi bilecek.
eseri çok iyi bilecek, kompozisyon çok iyi bilecek, bütün teknik donanımı en üst seviyede olacak. Onun üstüne psikoloji, sosyoloji vesaire, insan ruh hali, bunları çok iyi anlaması değil lazım. Mi? Çünkü sevk ve idare edecek. Bütün enstrümanları da bilecek bir yerde. Her onların... şeyi geçtim. Yani tabii. Mesela çok iyi müzik bilebilir insan. Harika, muazzam müzisyendir ama bir iletişimi yoktur onun. Orkestra şefliğinde de şansı ona göre azalır. Ben biraz böyle modern çağın getirdiği bir şey, asla hani pejoratif anlamda, küçümseme anlamında söylemiyorum ama şunu çok tekrar ediyorum son zamanlarda. Bizim iş gerçekten %5'i müzik aslında. %95'i görünürlük, iletişim, her şeyi yerinde doğru ayarlama. İşte o %95'i herkes yapabiliyor. Ama o %5'te ne kadar doluysanız siz öne çıkıyorsunuz. Orkestra şefliğinde de öyle kesinlikle bir, yani bir nevi idarecilik. Hani ve orkestra şefinin enstrümanı orkestra. Ya. Orkestra şefinin canlı bir enstrümanı var. Ve hani tabii ki hani ben de hani eski bir kemancı olduğum için hani o kemanı çalışmak şudur budur hani ayrı bir şeyi vardır ama bir insana güzel müzik yaptırabilmek bir meziyet. Ve orkestra şefi için de ben hani o açıdan kendimi biraz şanslı görüyorum. Mesela 40 bebeklik yaşıdır orkestra şefi için. 40 bunun, değil mi? Yani evet, bu beyaz saç. Ha. Gerçi benim saçlar da dökülüyor ama hani beyaz saç mesleği. Bu yani çok yaşlı. Orkestra ama şefleri öyle. Var. Ay aman tabii ya ki Rabbim. Çok kıymetli gençler var. O tabii, ayrı. Tabii, yani o ayrı. Ne kadar yaş başlansa... aldıkça kıymetleniyorsunuz, değerleniyorsunuz değil mi? Bu öyle, ay, hep öyle. Evet. Yani ya, ağlayarak seyrettiğim çok yaşlı, dünyaca ünlü, isimlerini söyleyemeyeceğim ama ağlamaya falan başlıyorsunuz. Hı. O nasıl içten ve böyle tabii. Bütün bedeniyle, bütün ruhuyla o orkestrayı yürütüyor. Mimikleriyle ve müzikleriyle değil mi? Aynen. Nasıl anlatıyor müziği? Diken diken oluyor. Tabii. Ya enstrüman çalmayan orkestra şefi olabilir mi? Daha bu sabah babamla konuşuyorduk onu. Berlioz mesela. Sadece gitar çalabiliyormuş. Aha. Hani... büyük ünlü Fransız besteci Hector Berlioz. Hatta böyle Rusya'da bir salonda konser yapmak istemiş. Ama işte demiş memnuniyetle ama işte hani öncesinde bir piyano resteli yapmanız lazım. Ondan sonra ben piyano çalamam demiş. Falan. Yani, ama olabiliyor. Kısmen istisnalar var. Şöyle diyeyim yani virtüöz olması şart değil. Hı. Yani öyle çok değerli istisnalar kaideyi bozmuyor ama şuna getireceğim. Yani orkestrayı, orkestra enstrümanlarını ne kadar iyi tanıması daha önemli. Yani bir sazı çok iyi çalıp çalmamasından ziyade tanıması. Bir klarnet test register'de ne yapabilir, tiz register'de ne yapabilir, bir kontrbas hangi pozisyonda neyi çalabilir, o armonik doğuşkan ses nasıl çıkar vesaire. Hani bunlara hakimiyeti çok daha önemli. Tabii ki yani bir virtüöz olması hani bir eksi değil ama hani orkestrayı sazını hani biraz şey tabirimi bağışlayın hani o yöresine ne kadar hakim. Hmm. O hakikaten fark yaratan bir biraz faktör. Biraz dahilikle bir alakası da var bence bunun. Öyle aynı anda kaç enstrümana hakimiyet öyle kolay değil. O zaman herkes orkestra şefi olur. Değil mi? Değil öyle bir şey. Birazcık bir üst kademe kulak ve müzikle ilgili bir dahili olan çocuklarımız bu işleri yapıyor. O kadar çok fazla da orkestra şefimiz yok. Değil mi efendim? Yok doğru, efendim. Doğru. Yavaş yavaş artıyor ama bu da sevindirici bir şey. Özellikle genç jenerasyondan orkestra şefleri çıkıyor ülkemizde, evet. Hanımlarda ilgi var mı orkestra şefliğine? Var, evet. Hmm. Birkaç isim var öyle. Yani evet. Dünyada zaten var. Türkiye'de de olmaya başladı. Bu da çok sevindirici bir Çinli sanatçı vardır, orkestra şefi. Çinli mi? Uzak doğulu bir hatun. Valla ismini bilmiyorum ama Çinli olduğunu zannediyorum. Kimdi acaba? Nerede seyrettim bilemiyorum da. Çok nadir görebiliyoruz. Evet. Evet ama az şimdi var başladı. Ama birazcık artmaya başladı. Evet. Hı-hı. Dünya genelinde de bunu görebiliyoruz. Türkiye'ye de zaman zaman hem yabancı olanlar davet ediliyor. Misafir şef Hı-hı. olarak geliyorlar. Hı-hı. Hem de işte Türk
vatandaşı olan kadın orkestra şeflerimiz de var. Evet. Var değil mi? Evet. Peki bu senfoni orkestralarının kimliğiyle ilgili de birkaç soru sormak istiyorum. Dünyada her yerde, her şehirde, Avrupa'da bilhassa, Japonya'da da biliyorsunuz, sizler çok daha iyi biliyorsunuz. Kendi müzikleri olmamasına rağmen kendi senfoni orkestraları ve çok çalışkan olmaları, evet, dolayısıyla bu işi belki ruhu biraz az da olsa, hani çok iyi kopyacı ve çok iyi çalan bir dünya Japonya. Ruhla ilgili soru sormak istiyorum. Hani bir yarışma olsa Türk Senfoni Orkestrası kimliğini hissettirir mi acaba? Ben hissettirebileceğini düşünüyorum. Ben zaten çok kıymetli yabancı meslektaşlarımdan hep şunu duyuyorum. Hı. Yani şunu itiraf ediyorlar, yani özellikle Avrupa'da zaten bir gerileyiş var artık bu sektörde. Bu sektörde. Tabii. Hı. Bir gerileyiş var ve sizin gibi ülkelerin öne çıkmak için çok büyük şansı var. Niye gerileme var? Şöyle, yani çok uzun bir hikayeyi kısaca anlatmaya çalışıyorum. Onların da geleneği bu. Orada bir geleneği. Yani onların geleneği olduğu halde bir tükenmişlik, bir tüketilmişlik. Bir de çok enteresan tabii, bizim meslek ciddi sübvansiyonlara ihtiyacı olan bir meslek. Şimdi ben burada çok büyük samimiyetle söyleyeyim. Bizde hem devletimiz hem de özel sektör bu konularda hiç üzerine düşenleri fazlasıyla yapıyorlar. Maşallah. O konudan bir şey diyemeyeceğim ama Avrupa bir kere bu sübvansiyon şeyini hissediyor. Bir, ikincisi kültürel olarak Avrupa'da zaten biraz hani yeni neslin şeye uzaklaşması, bu şeye uzaklaşması. Sanıyorum durumu. Çağımızdaki teknolojik gelişimin de bunda çok etkisi çok var değil mi? Yani çok görsel doğru. Olarak aynen işte öyle. Sinemanın mesela çok üst seviyelere çıkması gibi şeyler. Aynen, katılıyorum. Ben şaşırdım bu konuda yalnız. O yok, o öyle. Yani ben bunu şey olarak söylemiyorum. Hani böyle yine amiyane şey yapacağım. Hayır, hani değil. İşte bizi kıskanıyorlar şu falan. Değil. O gerçekten. Değil tabii. Yani tabii. Bu böyle hakikaten bana birebir yabancı meslektaşlarımın söylediği bir şey. Sizin sorunuza şöyle getireyim tekrar. Çok güzel bir potansiyelimiz var. Takım olma ve disiplin konusunda da güzel örnekler sergiliyoruz. O örneklerin sürdürülebilir ve devamlı olması. Hı. Anladım. O zaten sizi otomatik demin dediğim 1-0 hani öne geçiriyor. Tabii bir demin yerde. Dedim yani %5'i tam doldurmak. Hı. İşte o %5'i tam doldurduğu anda ben Türk orkestralarının dünyada çok rahatlıkla kendilerinden söz ettirebileceklerine inanıyorum. İnanıyorsunuz. Özellikle kendi müziğimizi sergileyerek belki çok daha... Şimdi onu soracağım. Evet, ön planda olabiliriz. Kendi müzik, kendi tınılarını senfonik orkestraya adapte edip dinlediğim birkaç önemli sanatçının nefeslerinin senfoni orkestrasına adapte edilmesi beni mesela çok coşturuyor. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Evet, ve bunu... o konuya gelelim ama öncelikle zaten bizim Cumhuriyet dönemimizden gelen çok değerli tabii, Türk bestecilerimiz var. Evet, bunlar, değil mi? Bir sürüsünü sayabiliriz şimdi. Onlar zaten Türk müziğinin folklorik öğelerini kullanarak, ritmik, melodik yapılarını kullanarak çok güzel eserler ortaya koymuşlar bugüne kadar. Hala bunu yapan çok değerli bestecilerimiz var. Hasan gibi başka bir sürü isim var. Buraları değerlendirerek, bu müzikleri daha fazla seslendirerek ben tüm dünyada çok başarılı olabileceğimize inanıyorum zaten. Dışarıya gitmek lazım bence bu tınılarla. Altına imzamı atarım, tam 3 aşağı 5 yukarı, yani benden çok daha güzel ifade etti. Ben de yani 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söyleyecektim zaten. Ne güzel. Ben hemen araya girmiş bulundum. Tabii. Özgecan'ın da çok güzel söylediği gibi düşünün, biz 2022 yılındayız. 1922-24 yıllarında falan Cemal Reşit Rey'in yazdığı eserler, Adnan Saygun'un yazdığı eserler, Ferit Anlar'ın yazdığı eserler ve bunlar da halk türkülerini veya nefesleri bunlardan istifade ederek kanun beslenmiş. Tabii Ferit Anlar'ın Kanun Konçertosu olsun, Cemal Reşit Rey'in 1928'de yazdığı Türk Sahneleri diye bir eser var.
Yani hep halk türkülerinden. O zamanki buram Anadolu kokar evet, yani. Evet, tabii ki o zamanki şeyin Darül Elhan İstanbul Konservatuarı heyetinin yaptığı derlemelerden alıyor notaları. 24'te yazdığı bir eser var. 12 Anadolu Türküsü diye Paris'te çaldırıyor falan. Düşünün hani. Bunun bas ve orkestra için yaptığı. Hakeza, tabii ki operaları, aynen halk türküleri, operaları. Bunlar çok yani gerçekten cephanemiz bayağı iyi. Hani oldukça iyi. Onu söyleyeyim. Evet, hani evet. Güzel bir birikim var. Ben Özgecan'a çok çok katılıyorum orada. Yani böyle bir cephaneyle zaten hakikaten bir fark yaratılır. Ve Avrupa'da çok ilgi çekiyor bunlar. Evet. Yani biz orkestralarla turnelere gittiğimizde mutlaka programlara Türk eserleri koymaya özen gösteririz. CSO'da çalıştığımız yıllarda Hasan'la beraber de bazı turnelerimiz oldu. Keza İstanbul Dev Senfoni ile öyle. Seyircinin çok ilgisini çekiyor. Tabii. Türk ritimleri, işte o melodik yapılar. Hem çok şaşırıyorlar hem de çok coşkuyla alkışlanıyoruz her zaman. Yani bunu yaşamak inanın çok heyecan verici, çok keyifli bir şey. Ya Avrupalı zaten Türk marşları yapmış değil mi? Saraydan kız kaçırmalar. Şimdi bunlar zaten hep bizimle evet. Zaten etkileşimde ve Osmanlı kültürüyle birlikte Abdülhamit döneminde de yani son 19. yüzyılda da neler yapılmış, neler. Yani bir sahneler var klasik müziğe karşı ama yeni bir şiirlere ihtiyaç olduğu dönemler 19. yüzyıldan itibaren. Ve Avrupa'nın bir gözü var burada. Hala da var. Tabii. İşte siz şimdi 21. yüzyılla böyle donanmış bir şekilde gittiğiniz zaman yine bir hayret hissediyorsunuz yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani yurt dışına çıkartma yapılması lazım. bu senfoni orkestralarıyla böyle nasıl sokaklarda, alanlarda yapılıyor ya. Bu tabii. Meydanlarda yapılıyor. O büyük... Ben istiyorum mesela New York'ta yapılsın. Hani efendim işte İtalya'da, Venedik'te yapılsın bir Türk Senfoni Orkestrası'nın. Zaten Venedik'e gittiğiniz zaman hissediyorsunuz. Türk, Osmanlı'yı her zaman hissediyorsunuz. Orada o San Marco Meydanı'nda düşünebiliyor musun? Şahane yani. Evet. Tabii. Ay ben çok hayal mi kuruyorum bilmiyorum ama hayallerimi kurduğum müddetçe gençim. Ruhum hep pırıl pırıl. İyi ki varsınız ya. Yani. Siz de iyi ki varsınız. Siz de öyle. Bunlar zor şeyler değil. Mühim olan planlamak. Ben bu konu açılmışken yaptığım bir projeyi anlatabilir miyim izninizle? Tabii. Benim üyesi olduğum bir piyano trio grubum var. İsmi Bosphorus Trio. Evet. Bundan 3 sene önce önemli bir uluslararası plak firması olan Naxos'la anlaştık biz ve Türk Piyano Trioları isimli bir albüm çıkardık Naxos'tan. Evet. Burada Ferit Alnar, Ferit Tüzün, İlhan Baran ve Oğuzhan Balcı dört bestecimizin çok sevdiğim piyanolu triolarını kaydettik. Ve bunlardan iki tanesinin ilk kaydı oldu. Oğuzhan Balcı bizim siparişimiz üzerine bir eser yazmıştı. Onun ilk kaydını yaptık. Ferit Tüzün'ün ise uzun zamandır kaybolan ve çok yıllar sonra ortaya çıkarılan bizim çabalarımızla bulduğumuz piyanolu triosunun İlk kaydı olmuş oldu. Uluslararası bir iş olduğu için de çok gururla bunu paylaşmak isterim. Türk eserlerini tüm dünyaya tanıtabildiğimiz bir albüm oldu bu. Ne zaman bunu yayacaksınız? Aslında yahut... çıktı albüm. Çıktı. 3 sene oldu çıkalı. Tam pandemiye denk geldiği için tatsız işte bir döneme. Tanıtımını vesaire çok iyi yapamadık. Ama bunu şu anda... yapmanız şart ama evet, şimdi 2023'te hele Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bunu da yurt dışına götürmek çok kolay. Piyano dediğiniz zaman dünyanın her yerinde piyano var. Çok hoş bir proje. Teşekkürler. Öyle. Çok dinlemek isterim. İnşallah çok ya, sevinirim. Bunun üzerine burada da konserler falan verdiniz mi? Evet. Verecek misiniz yahut? Süreyya Operası'nda geçen sezon bir konserimiz oldu. Oğuzhan Balcı'nın triosunun ilk seslendirişini orada yapmış olduk. Biraz da tanıtım konseri gibi oldu bizim için. Devamında da diğer eserleri zaten hep repertuarımızda sık sık çalıyoruz. Biz trio olarak zaten konserlerimizde mutlaka bir Türk bestecinin eserini çalmaya özen gösteriyoruz her zaman. Sizi de davet ederiz çok, inşallah çok bir konserimize. Çok memnun olurum. Trio dediğimiz onu bir açar mısın? Tabii bizimki piyanolu trio yani üçlü. Üçlü piyano. Evet. Piyano, keman ve violonsel.
Çağlayan Çetin viyolonsel sanatçımız, Özgür Ünal'dı piyanistimiz. Hı hı. Aynı zamanda kendisi besteciliğe de başladı. Ve ben keman sanatçısı olarak, evet, üçlü. Evet. Üçlü, hı hı, sanat olduğunu biliyorum da, evet, keman, piyano ve viyolonsel. Viyolonsel. Şahane. Yani çok isterim dinlemek ve çok heyecan yaptım şimdi. İlk konserimize davet ediyorum sizi. Bunlar, tamam, yeni beste değil mi? Hayır. Eski besteleri. Bir tanesi yeniydi sadece. Hı. Diğer üç tanesi eskiydi. Peki eski besteleri de yeni uyarlamayla bir şeyler yapıyor musunuz? Yani 100 yıl önce yapılmış Adnan Saygun'un bestesi. Onu tıpkı aynı mı çalıyorsunuz, yoksa onu biraz üzerinde, hani onu da bir uygulamanın içine koyabiliyor musunuz? Öyle şeyler oluyor mu? Şöyle söyleyeyim. Yani... Adnan Saygun 100 sene şimdi yaşasaydı eğer, nasıl yapardı? Yok, onlar zaten hani bizim için bunu söylemek büyük bir gurur. Evet. Hani Cem Ağreştirey, Adnan Saygun, evet, Muammer Sun, Ferit Tüzün, Yalçın Tura, evet, bunların yazdıkları eser tıpkı hani Mozart ne yazmışsa. Ama bir yorum bir getirmiyor yani musunuz? Mozart'ı çalarken mesela bir yorum getiriyorsunuz. Yorumlamak başka, ha, ama hani ilave kompozisyon yani anlamında yorum, bir şey. Yorum anlamında söyledim. Yok, tamamen yorum, yorum serbest tabii ki. Ha, serbest. Hani yorum serbest sonuçta, tabii, ama hani onlar bir bütün anlamında nihai bir şey ortaya koydukları için, hı, o eserler hani öyle bir ihtiyaç gerektirmiyorlar. Gerektirmiyor. Hani sadece şunu söyleyebilirim, keyifle yorumluyoruz. Evet. Hı, 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 anladım. Öyle. Kişiden kişiye de değişiyor ya yorumlar. Muhakkak tabii ki. Şahsi bir şey. Şahsi bir şekilde. Tabii. Evet. Peki bu besteler çoğalacak mı? Yeni besteler, şimdi beste yapıyorsunuz efendim. Nereden ilham alıyorsunuz? Şiirlerden mi, şarkılardan mı, İstanbul'dan mı, nerelerden ilham alıyorsunuz? İstanbul'dan alıyorum, onu tabii, söyleyeyim. Tabii. Özellikle ben hani bir Üsküdarlıyım derim. Hani çok hep böyle gözümü kapattığımda mesela bir İstanbul'un, bir Üsküdar'ın bir sokağı aklıma gelir. İşte o CSO'da çalıştığım zamanlarda hep böyle hafta sonu kaçar gelirdim İstanbul'a falan. Hep böyle mutlaka atlardım bir vapura, bir Eminönü'ne çıkar. Şöyle bir Yeni Cami, Mısır Çarşısı, oradan biraz Divan Yolu'ndan yürü, Kapalı Çarşı'ya gel. Bilmem ne, hep böyle kendi kendime pelerinaj yapardım böyle hac gibi. Yapılıyor. Ondan sonra falan. Şey. Tabii yani ondan çok beslendiğimi hissettim, hmm, biz birçok, hmm, eserimde. Piyano sonatım başta olmak üzere başka eserlerimde de. Böyle ilham şeyleri oluyor ama çok sevdiğim bir söz var Maurice Ravel'in söylediği. İlham %1. Bir. Hmm. Alın teri %99. Aa. Yani onun için hatta geçenlerde tesadüfen duyduğum başka bir anekdotla birleştirmek isterim. Haldun Taner'in öyle bir birine söylediği bir şey varmış. Her gün yaz. 20 sayfa. Yaz. Otur, balkona otur işte. 6-15 vapuru 10 dakika geç geçti. İşte. Yapraktan hiç kuş kalktı filan. Hani ama o şeyi işte kalemi ayakta tutan bir şey. İşte demin nasıl ikimiz de şey için dedik, keman için, enstrüman için sporcu gibi yaşayacaksın, her gün 5 saat çalışacaksın. Bestecilik için de aynı şey. Hani her gün o şeyi diri tutmak lazım. Yoksa ha ilham gelsin de yazayım diye bir şey ben katılmıyorum. Zaman olmuyor. Aynen öyle. Ben ona katılmıyorum. Şimdi, resimde de öyledir. Fikir önemlidir. Fikir. Ama resim yapmak zor iştir yani. O kadar uzun sürer ki. Mutlaka. Hani o zanaat kısmı. Tabii. Ama o fikir ve ilham. Aynen. Ve ondan sonraki o alın teri var ya, aman Allah'ım. Günlerce, aylarca belki devam eden bir şey. Kesinlikle. Ama ilham olmasa da o olmaz. İlham, İlham dediğimiz gibi. Şeyi çok basit indirgemek istemiyorum tabii ki. Ben de öyle. Ben hani var ya, ilhamı nereden alırsın falan değil. İstanbul'u seviyorsan o zaten senin yaşam biçimin, doğduğun yer yahut işte hissettiğin, bütünüyle giyindiğin şeyi sen onu müzik haline getiriyorsun. Tabii işte onu kafanızda kurgulamak zaten içinizde aman, duymak. Aman. O sesler içinizde olacak. Evet. İşte resim dediniz siz, evet, ben şimdi tereciye terkes atmayayım. Siz onu gözünüzün önünde inşa ediyorsunuz zaten. Önce zaten kafada, rüyalarında, hayalinde. Aynen. Sen onu yaratıyorsun. Aynen. Ondan sonra hadi bakalım başla. Aynen öyle. Değil mi? Tuvalde başla bakayım da göreyim. Hiç kolay bir şey değil tabii. Aynı şey. Bizim yeni eser tabii çalışmaya başlarken de öyle olur ya, bir enstrümancı olarak. Tabii. Aslında çok iyi bilirsin eseri. Doğru. Çok dinlemişsindir. Ama çalışmaya başlamak aynı en zorudur. Başlamak en zorudur. Evet. Bir de siz ezberliyorsunuz. Evet. Yani ezberlemeden
hani önünüzde notalar dursa da siz onu su gibi içmemişseniz o notaya baksanız da çalamazsınız tabii, değil mi? O kadar çok tabii çalışıyorsunuz ki zaten otomatikman ezberliyor zihin onu. Ben rüyalarımda çalıştığımı görürüm bazen, biliyor musunuz? Bir pasaj var mesela, olmuyor. Sürekli tekrar etmem gerekiyor. O kadar çok tekrar etmişim ki artık rüyamda bile hala onu çalışıyorum. Yani zihin öyle bir şey işte. Ya, tabii. Tekrar ederek sanatın her dalı, ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Evet. Tekrar etmeden hiçbir şekilde herhangi bir sanat dalı yahut meslek, her şey başarıya ulaşılamaz. Öyle. Bunu yaparken de psikolojiyi korumak tabii başka bir meziyet. Çünkü o bu sefer takıntıya dönüşebiliyor. Yani çok fazla ayrıntı işi yaptığımız için biz ayrıntılarda boğuluyoruz. Küçücük şeyleri daha güzel hale getirmeye uğraştığımız için zihin sürekli öyle çalışmaya alışıyor. Ve yoruluyorsunuz. Çok yoruyor herhalde, tabii. Ve normal hayatı öyle yaşamamak gerekiyor işte. Yani onu dengeleyebilmek çok zor. Ama herkes zor dengeleyemez. Herhalde tabii dengeleyemeyen de çok insan tabii var. Var. Ruh sağlığını bozan insan da var tabii ki. Sosyal ilişkiyi yok eden, ilişki kuramayan, İletişim haline gelemeyen çok insan var tabii, değil mi? Maalesef. Dahilerin çoğunluğu da biraz zordadır bu konularda tabii ki. Çok zor işiniz. Sizin bir de psikolojik danışmanlık alacak bir şeyiniz de olması lazım bu orkestraların, Allah bilir. Olmalı aslında. Olmalı değil mi? Onun gibi fiziksel, yani mesela tabii fizyoterapi gibi şeylerimiz onların de olmalı. Olması. Nasıl balede işte masaj vardır mesela, tabii, sporcu tabii masajı ya da sporcular tabii acil durumlarda tabii giderler. Bizim de onun gibi bir şeyimiz olmalı ama genelde kişiler bireysel ihtiyaçlarına göre bunları şekillendiriyor. Aklı başı ben yerinde olan. Mesela 3-4 sene önce öyle pilatesle tanıştım ve hayatımın mucizesidir diyebilirim. Çünkü bizim mesleğimiz gereği çok fazla sakatlık yaşayabiliyoruz ya da duruş bozuklukları, işte boyun düzleşmesi, boyun fıtığı gibi şeyler olabiliyor. Tabii. Bunların önüne geçmek için düzenli egzersiz yapmak çok çok önemli bir şey. Hazır laf oraya gelmişken ondan çok da bahsetmek doğru ama istedim. Bakın, doğru. Her şey var hayatınızın içerisinde. Yani tabii bir enstrüman çalmakla bitmiyor ya, pratik yapmakla bitmiyor. Sporu da yapacaksınız, psikolojik destek de alacaksınız. Normal insanın dışında büyük çabalar harcayarak eser koyuyorsunuz ortaya. Öyle. Burada işte işini sevmek, işine kendini adamak, kendine inanmak. Burada tabii yani bunlar zaten bütün o müşkülatı, bütün o zorluğu daha rahat geçmemizi sağlayan şeyler. Tabii, tabii, hani, tabii. Görmezden geliyoruz değil mi? Daha tahammüllü oluyoruz zorluklara karşı. Aynen, aynen öyle. Direncimiz yükseliyor. Tabii, Atatürk Kültür Merkezi şimdi göz bebeğimiz ve o kadar yakışıyorsunuz ki oraya. Oraya yakışan operası, balesi ve tabii ki Devlet Senfoni Orkestrası. Orayla bütünleşen bir ne diyelim, sanat olayları bunlar. Ve her dakika sanki oranın canlı ve eser verirken, konserler dinlerken öyle hissediyorum ben. Öyle olmasını da diliyorum tabii. Çok büyük yorgunluk. Öyle her gün konser verilir mi? Mümkün değil, değil mi? Mümkün değil çünkü hazırlık süreci var. Değil yani mi? Önünde yapılması gereken prova günleri var. Tabii. Tabii. Siz ayda kaç tane konser verebiliyorsunuz? Yani sağlıklı olarak. Ayda minimum 4 yapabiliyoruz. Yapabilir misiniz? Evet, yani yapabiliyorsunuz. Şöyle her cuma zaten İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenli konserleri var. Günüdür cuma akşamları. Pazartesi günleri provaya başlarız. Cuma akşamı konseri olur. Bu şekilde. Evet, işten çıkıp artık tatile giriyoruz cumartesi pazar diye. Akın akın. Bizim zamanımızdaki AKM'de de öyleydi tabii ki. Büyük bir keyifle gelip orada konser izlemek. Ya, sizler o zaman yoktunuz. Daha çok küçüktünüz yahut. O keyifleri yaşadık biz zamanında. Şimdi yeni bir nesil ve müzikle iştigal eden çok büyük bir nesil var. Ve çok ilgililer. Ben görüyorum özellikle genç jenerasyon.
Bizim konserlerimizi inanır mısınız çoğunlukla gençler oluşturuyor. Bu çok sevindirici bir şey. Çünkü dünyaya baktığınız zaman klasik müzik seyircisi genelde belli bir yaşın üzerindeki kitleye hitap eder ya da onlar tercih eder. Evet. Fakat Viyana'da ülkemizde falan böyle hep yaşlıdır. Bir... Yaş oranı yüksektir. Evet. Yani tabii ki yaşı yüksek insanlar da geliyor ama gençler çoğunlukta merak ediyor olmaları çok güzel bir şey ve severek geliyorlar görüyorum. Dolduruyorlar salonları. Hep dolu geçiyor bizim konserlerimiz. Konservatuvarların açılması da tabii bir yerde çoğalması, onun da etkisi muhakkak var. Sosyal medyayla tanıştılar ve dinleyebiliyorlar. Dinlemek istemese bile önüne çıkıyor, merak ediyor. Enstrüman çalmak isteyen çok insan var. Çok Türkiye değişik bir ülke biliyorsunuz, benden daha iyi. Bu ülkede bütün medeniyetlerin gelip geçmiş olması, buradaki tınıların genetik kodlarımızda olmuş olması doğuştan var. Bir tınıyı hissettiği, duyduğu zaman zaten bütün beneliğiyle oraya doğru koşmaya başlıyor. Ne acayip bir şey. Tabii. Verseniz eline çalacak. Hı hı. Kulaktan dolgunlukla, kulakla enstrüman çalan ne çok insan var. Türk insanı çok yetenekli. Çok yetenekli değil mi? Çok yetenekli. Dediğiniz gibi kulaktan öğreniyor, enstrüman çalıyor veya şarkı söylüyor veya dans ediyor. Dans ediyor, doğru. Öyle doğuştan yani dediğiniz gibi genlerinde var. Evet, evet. Çok yetenekli. Yeter ki doğru yönlendirilsin, doğru bir eğitim sunulsun. Aynen öyle. Evet, evet. O fırsatlar verilsin, o şanslar verilsin. Çocuk bölümü de var AKM'nin. Orada da neler yapılıyor, neler yapılıyor ve böyle akın akın geliyor çocuklar bir şekilde öğrenmek, dokunmak. O ritmi duymak istiyor. Ben çok umutluyum gelecek Türkiye'sinden, yeni nesilden. Sanat ne kadar yücelirse o kadar her şey düzgün gider ve mutlu gider diye düşünüyorum. Değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Çok katılıyorum. Yani illaki keman çalması değil, illaki piyano çalması. Hani bazı şeyler biraz pahalı, maddi olarak pahalı ama... herhangi bir enstrümanı çalmak istemesi. Şimdi yeni okullar, yeni meslek okulları, sanatla ilgili, musikiyle ilgili okullar da var biliyorsunuz. Hani şeyle başlıyor, bağlamayla başlıyor. Çocuk eli aldığı anda çalıyor ya. Nasıl bir şeydir bu? Evet, evet. Ya insan böyle şaşkınlıkla seyrediyor. Tabii. Ve birinci sınıfta konser falan veriyorlar. Çünkü bir yönetici var ve bir eğitmen var. O çocuğu yönlendirdiğin zaman o türküyü de söylemeye başlıyor. Türkü de ne kadar acayip bir şeydir bu Anadolu toprakları. Hem de nasıl, ne çeşitlidir, ne tabii çoktur. Değil mi? Ve ne güzeldir. Tabii. Sözler hele, evet. Aman aman. Çok o nefesler çok etkileyici. Bunların hepsini değerlendirmemiz lazım tabii muhakkak ki. Sizler sanatçı olarak, gerçekten bu sanatın başını çekenler olarak... kim bilir neler yapacaksınız. Bundan sonra başlıyor hayat. Öyle. İnşallah. İnşallah. Kırkından sonra değil mi? Eğitim de yapıyor musunuz? Sizi davet ediyorlar mı? Konservatuvardan olsun özel olarak. Sizden tecrübelerinizi duymak istiyorlar mı? Nasıl bir piyasa var ortada? Benim eğitimci olarak maalesef zamanım pek olmuyor. Ha. Çünkü iki farklı orkestrada çalışıyorum. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası dışında. Aynı zamanda Borusan İstanbul Flamini Orkestrası'nın da üyesiyim ben. Bir de biraz önce bahsettiğim piyano trio grubum var. Çalışmalarım o kadar çok ki. Nefes alacaksın. Evet, o yüzden eğitmenliğe pek fırsat ve zaman kalmıyor benim açımdan. İnşallah ileride diyeyim. Belki tecrübelerimi aktaracağım bir zaman gelir. Ailede çok öğretmen var bende. Yani annem, babam, ablam hepsi biraz önce anlattım. Öğretmenler aynı zamanda. Herhalde genlerde var o. Doğru zaman gelecek diye düşünüyorum. Anlıyorum. Sizin? Ben de Özgecan'ın çok iyi bir eğitmen olacağına inanıyorum, onu söyleyeyim. Ben kısa bir süre Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nda gençlik orkestrasıyla eğitmenlik yaptım çok kısa bir süre. Tam pandemiden hemen önceydi. Onun dışında şimdi bazı özel kompozisyon öğrencilerim var. Ben biraz da şeyi seviyorum aslında. Hani böyle
öğretmenlik için her şansı kolluyorum diyebilirim. Şimdi Özgecan şahittir. Konserlerde mesela ben hep konuşurum. Evet. Tabii. Hep konuşurum. Bence şahane bir şey yapıyorsun. Çok ama. Çünkü çok önemli seyircilerle bence. O iletişimi yakalamak çok güzel bir şey. Aynen, seyirciyi de alabilmek, tabii. ona tabii. aidiyet hissettirebilmek tabii. için evet. Bir de hani hiç gönül rahatlığıyla itiraf edeyim. O kadar heyecanımı hemen şıp diye alan bir şey ki ya, böyle. Tabii çok rahatlatıyor beni. Ben de tam tersi olur mesela. Ben seyirci karşısına çıkıp çalmaya çok alışığım ama konuşmam gerektiği zaman daha fazla heyecanlanıyorum. Ya, herkesin yapısı ama bir başlasan evet. belki onu da aynen. yapabilirsin. Belki. Aynen. Evet, evet. Böyle yani mesela onu bir mecra olarak kullanıyorum ve mutlaka konser sonrası hemen şöyle bir terimi falan şey yapıp hemen ben şeye çıkarım, partere çıkarım. Hani insanlara nasıl buldunuz, tabii. işte ne hissettiniz, ne istersiniz, ne duymak istersiniz falan diye hep böyle. Zaten bir şekilde insanlar da şey oluyor orada, böyle bir adı konulmamış bir sinerji. Etkileşim oluyor. Aynen bir sinerji oluyor, böyle bir çekim oluyor. Yani onu çok faydalı buluyorum öyle şeylerde ve çok güzel geri dönüşler alıyorum aslında. İlerisi için ne olur bakalım belki. Tabii babanız ne yapıyor? Babam Allah nazardan saklasın benden daha çalışkan. Yani şu son pandemi döneminde yaklaşık bir düzineden fazla beste bitirdi diyeyim. Yani bir muazzam ve hala daha öğrenmenin sonu yok, yaşı yok misali. Hala yok. Daha elinde kitap, hala daha okuyor, çalışıyor. İnanılmaz bir şey gerçekten. Babanızın hocası kim? Cemal Reşit Bey. O ayrıca onun şöyle bir istisnai şeyi de var. Cemal Reşit Rey ile ve Demirhan Altuğ ile müzik çalışmalarının yanı sıra Galatasaray mezunu, Galatasaray Lisesi, üzerine İstanbul Üniversitesi felsefe mezunu. Böyle bir hani hayata bakış açısı bambaşka bir perspektif o açıdan. Yani. Ay ne güzel. Evet. Ay ne kadar hoş. Usta çırak. Şimdi tabii. Bu kaçıncı nesil oluyorsunuz? Yani Cemal Reşit Rey'in yani Cemal itibaren. Reşit Rey'in torunu. Ama torunu ama yani. Nefis bir şey aynen. Üçlü. Yani bu masaya yatırılıp bu üçü de konuşulabilir. Hani Cemal Reşit Rey'i ele alıp sonra ya, babanız onu anlatıp ve sonra siz torun neler yapıyorsunuz? Ve bakalım tabii. torunlar neler yapacak. Tabii önemli ileride. Olan o işte devam etmesi. Evet, evet devam etmesi. Çok güzel bir üçlü. Çok güzel bir üçlü. Babanıza selam ederim buradan. Çok isterim ağırlamakta. Müzik konuşmak kolay bir şey değil. Ben haddimi aşıyorum esasında. Ben müzik konuşmuyorum. Konuşturtmayı seviyorum. Ve o gizemli tarafı öğrenmeye çalışıyorum ama gizeminizi tam daha açamadım. Biraz öyle kalsın. Öyledir, öyle kalsın zaten. Sizler sahnede devleşiyorsunuz. Nasıl balerinler de öyledir. Halbuki ufacık tefecik insanlar baletler ve balerinler. Ama sahnede bir bakıyorsun bir 82 metre boyunda falan gözüküyorlar. Nasıl? Sizler de öyle. İnsan değilmişsiniz sanki böyle işte gökyüzünden indirilmiş insan kılığında muhteşem eserleri dile getiren çok saygı duyduğum böyle bir kitlesiniz yani. Çok teşekkür ederiz sağ olun. İyi hissediyorum. Farklı disiplinlerden biri olarak müzik yapmak çok isterdim. Şarkı söylemek çok isterdim. Hepsi bir arada olmuyor tabii ki ama iyi bir dinleyici ve görebilmek ve takdir edebilmek de o kadar önemli ki beni çok heyecanlandırıyor. Hele sizin gibi gençleri bir arada görmek çok daha fazlasıyla sizlere yer vermek lazım. Gençleri galeyana getiren kişilersiniz. Yani sadece senfoni orkestrası elemanları olarak bakmıyorum. Bir müzik adamı olarak sizi görüyorum tabii ki. Müzikle iştigal, gerçek müzikle tabii ki. Yani popüler müzikten bahsetmiyorum. Gerçek müzik adamlarıyla gençleri birleştirmek lazım. Dinletmek lazım bu çocuklara. İyi müzik dinliyorsa hayatta iyi şeyler yapıyor. Katılıyorum. Ben buna çok inanıyorum. Profesyonel olarak müzisyen olmak zorunda değil hepsi ama iyi birer dinleyici olmaları çok çok önemli. Değil mi? Evet. O yüzden küçük yaştan müzik eğitimi, enstrüman eğitimi... Evet. Çok güzel, çok önemli şeyler. Hem kendi tınılarımız, hem kendi enstrümanlarımız, tabii. hem evrensel müziğin
sesini çocuklarımıza dinletmek lazım. O, okullarda böyle bir eğitim yapılması ve ben inanıyorum yeni nesil böyle eğitiliyor zaten. Milli Eğitim Bakanlığı da buna çok dikkat ediyor. Üst segment, müzik, iyi müzik çok üst, sanatın en üst kademesi. Kolay bir şey değil, dinlemesi bile kolay değil. Enstrümanı bırakın, hissederek dinlemek. Katılıyorum. Yani Beethoven'ın çok kullandığım, alıntıladığım bir sözü var. Missa Solemnis, tören missasının kapağına yazdığı. Kalbimden geldi, kalplere gitsin diye. O zaten biz de işte o köprüyüz aslında. Yani besteciyle izleyicinin arasındaki köprüyüz. Bu bağlamda da gerçekten demin Özgecan'ın da söylediği gibi, sizin de söylediğiniz gibi yeni izleyici yetiştirmek. Çok önemli. Evet, yani evet. İşte mesela demin birazcık değindiğim o Avrupa'daki durum biraz öyle aslında. Yani yeni alıcı yok ya da azalmış. Şimdi bizim şansımız bu. Ülke olarak bu potansiyelimiz var. Ya bu ülkenin dinamikleri çok farklı. Aynen. Yani orada gerçekten doğru hamleler, doğru adımlar atıldığı zaman yapılmayacak şey göremiyorum ben. Çünkü meslektaşlarıma çok güveniyorum bu konuda. Bir de şu var, nesil orada gençleşmiyor. Orada çok yaşlandı ya. Doğru. Doğum oranları azaldı. Tabii. Yaşlandığı için de kendini geliştiremiyor. Onun da sebepleri var. Doğru. Biz çok genç ve ne diyelim dinamik bir ülkeyiz. İyi ki geldiniz efendim. Ne kadar mutlu ettiniz. Dinleyenler de çok çok mutlu oldular eminim. Biz teşekkür ederiz davetiniz için. AKM'de ve bir konserlerinizde görüşmek üzere. Herkesi bekliyoruz. İnşallah. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim ne güzel değil mi? Böyle genç müzisyenlerle bir arada olmak. Onları takip edelim ve konserlerini izleyelim. Görüşmek üzere. Thank you.